Tabii. Peki bu akıl sağlığımızı yerinde tutabilmek için bir biyolog olarak söyler misiniz mesela bu beslenme ile ilgili böyle bir öneri yapılabilir mi efendim? E tabii yapılır yani beslenme çok önemli. Uyku çok en az 7 hı. saat uyumanız lazım. Mesela şimdi ben ameliyat olmadım ama herhalde prostattan yakında bir ameliyat ufukta gözüküyor. Hı hı. Çünkü gece 2-3 defa uyandırıyor beni. Galiba prostat zaten erkekler için doğal e, olarak var? %50'si belli bir yaştan hı. sonra var. Evet ama yani ameliyat olduğunuz zaman daha rahatlayabiliyorsunuz. Hı hı. Böyle problemler çıkabiliyor ya ama kronik kronik bir rahatsızlığınız yoksa yüksek tansiyon, kalp, şeker hep şeker filan yani olanların hı. da çok dikkatli olması çünkü şeker olduğu zaman kontrollü çok dikkatli gıda almanız lazım. Yine çeşitli gıda ama sizin şekerinizi arttırmayacak gıdaları yani çok bilimsel girmeniz lazım işe eğer şeker hastasıysanız. Mesela pirinç benim olmazsa o bazı doktorlar çıkıyor pirinç yemeyin diyor. Kardeşim yapmayın etmeyin. Biz Hı. aynı zamanda o dersleri de aldık Norveç'te. Pirinç suda yetişen bir bitkidir. Mineral bakımından çok zengindir. Dünyanın üçte ikisi pirinçle besleniyor. Evet. Çok evet. kültürlü bir... Bütün Asya pirinçle evet besleniyor. Evet efendim. Her şeyini yap. Pirinç çok önemli yıldır, bir gıda. Ve binlerce yıldır pirinç. Binlerce yıldır pirinç ve karbonhidrat da var ama karbonhidrat da lazım vücuda. Ama esas minerali çok zengin, çok kuvvetli. Buğdaydan da çok ileride bir besin değeri olan bir şeydir. Hı hı. Bitkidir pirinç. Mesela ben o her gün Berna pirinç pilav yapsa yerim. İster beyazı, ister domatesli. Bunları bunlardan vazgeçmeyeceksiniz. Ekmek fazla tüketmeyeceksiniz. Kızarmış olacak, suyu alınmış olacak. Hamur olarak girmeyecek. Kızarmış olarak. Arada boşluklarla olarak girecek. O zaman gece yediğiniz ekmek çünkü burada kalıntı yapıyor. Yavaş 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 senelerin akışında göbeği çıkartıyor yukarı doğru. Onun için ekmeği mümkün olduğu kadar sabah kahvaltısında bir iki dilim güzel kızarmış ekmek, iyi tereyağı yiyin, bal yiyin. Yani tatlısı bakın. Baldan niye kaçınılır? Ben de bunu anlamam. Ben hayatım ben sizin boyunca gibi, ben de sizin gibi bir bal tatlısız katma kisiyim. Hmm. Yemekten tatlısız kalkmam. Akşam yemeklerinde değil mi? Akşam mesela ne yapıyorum akşam? Hı hı. Şunu söylüyorum. Yemek bitiyor değil mi? Güzel. Berna da yoğurt yapıyor. Veya yoksa da... Jersey sütü diyor. işte manda sütü diyor. Biraz yağlı ama... Kaseye yoğurdu koyuyorum. Üstüne bal... Veya reçel. Mükemmel bir tatlı olarak hı hı. yiyorum. Çok besleyici bir şey. Yoğurtta flora var. Bakteriler var içinde. Barsak florasını... Rahatlatan sistemleri takviye ediyor. Yoğurt çok önemli. Mesela ben tatlısı hiç kalkmam. Tatlı yoksa evde mutlaka bir yerden bir reçel bulur, onu bir ekmeğin üstüne koyar yerim mutlaka. Tatlısı çay yaşamı bir hatırlamıyorum. Hani diyorlar ki tatlı yediğiniz zaman şekerler kanser tümörlerini uyandırabilir, varsa yoksa da arttırabilir ve onların oluşmasına sebebiyet verebilir. Şekeri kesin diyorlar. Belki doğru söylüyorlar, bilemem. Ama ben hayatım boyunca şeker yedim bu yaşıma kadar. Yani şeker dedimse 8 tane baklava yemedim. Bir tane baklava yedim. Arada bir bir çikolata. İsmi çikittiniz şey, gittiniz biliyorsunuz. Her iki dükkandan bir tanesi şekerci. Evet. çikolatacı. Yani ölçülü yedikten sonra bunları yapabilirsiniz. Evet, efendim, Yedin sporunuzu olunca. yapın ona Spor, dikkat tabii, edin. Sporunuz... Şu pirinç konusunu söylüyorsunuz. Yani şimdi bir şeyin Bizim Yelken Kulübü'nün orada Fenerbahçe'de spor salonumuz var. İşte orada yapmaya Değil. çalışıyoruz. Oranın işleticisi Mehmet diye. vücut şampiyonu falan birisidir Mehmet. Her antrenmandan sonra orada orada pirinç pilavı hazırlarlar yağsızın. Hemen antrenman sonrası yere. sormuştum ben kaç sene önce. Kaç 20 kaç 20 senedir falan giderim işte spora Mehmet'in yanına. Mehmet dedim bir dakika ya sen böyle vücut şu şey ilk birinci gününü soruyorum efendim. Pirinç pilav herkese dedi ki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir de bilimsel yanında çok iyi biliyor bunların. Ya dedi her antrenmandan sonra ufak yırtıklar olur vücutta. Hani kaslarda şeyde. Abi Nasıl dedi tedavi edeceksiniz işte bu pirinç bunun için. Çok Yiyeceksin önemli. bunu. Pirinç çok önemli. Ha, ondan sonra anladım. En şimdi, önemli gıda pirinç. Yani şimdi var ya efendim. Evet. Hiç şeyim yoktur. Benim de aynı önerim. Vardır pilavım, şeyim öyle hazırlarım mı? Hiç, hiç, hiç şey değil. Yani Peki bu... makarna konusunda ne düşünüyorsunuz? Makarna insan yapımı. Güzel, <laughs> lezzetli. İtalyanların tabii bir, bir bernada yapıyor evde. Salçalı oluyor. Çok güzel sarıyorsun. <laughs> kaşığa maşa alıyorsun. Çok hoş. Güzel ama pirinci yerini tutmaz tabii. Undan yapılıyor çünkü. <laughs> Pirinç ise tabii bir şey. Tabii bir gıda. Makarna siz tabii çok formdasınız ama zamanla kilo aldırır. Çok fazla yenirse. Fakat Aleminit, acil bir yemek istiyorsanız hemen atarsınız haşlarsınız üstüne biraz sos ketçap neyse yersiniz o güzel. İtalyanlar hep öyle. Efendim bakın bir biyolog, bilim insanından dinliyorsunuz onun için yemeğinize dikkat ediniz evet. öyle onu kenara at bunu kenara at uzun sözün kısası o peris projelerinize yeniden gözden geçirin. Tabii gözden geçirmek lazım ve tıka basa yemeyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar sık mesela yiyebilirsiniz ama şeker ben yani <laughs> Hiçbir zarar görmedim şimdi bugüne kadar. Tabii çayı şekersiz içiyoruz, muhakkak o öyle, hoşuma gidiyor. Fakat ama hepsi ölçülü olacak. Hepsi ölçülü olacak. Hepsi ölçülü olacak. Yeniden...